Evet sevgili gençler bugün sizlerle birlikte trigonometriden çok güzel çok şık 5 tane soru çözeceğiz ve sorular kolaydan zora doğru düzeylendirilmiş biçimde S, M, L, X, L ve x, x, L biçiminde olacak sevgili arkadaşlarım. Trigonometriden ilk sorumuz olan small soru ekranda buyurun birlikte bir çözelim bakalım kalemim nerede benim. Şimdi gençler small soru Gayet basit bir soru ama olmazsa olmazımız arkadaşlar. Konu anlatımlarının da vazgeçilmezidir. Özellikle trigonometrik özdeşlikleri anlatmaya ilk başladığımız zamanlarda karşımıza çıkan ilk örnektir. Bakalım nasıl çözeceğiz. Sin x eksi cos x bölü sin x artı cos x 3'e eşitmiş. Böylelikle bizden de kotanjant x isteniyor. Bu tarz durumlarda hemen bunun paydasındaki biri göreceksin ve içler dışlar yapacaksın. Tamam. Böylelikle sinüs x eksi kosinüs x eşittir dedin. Ee, ne geldi? 3 çarpı sinüs x ve artı 3 çarpı kosinüs x'i elde ettin. Burada sinüsleri bir tarafa, kosinüsleri bir tarafa toplayacaksın. Eksi kosinüs x'i karşı tarafa zıplatırken 3 sinüs x'i de sol tarafa zıplattım. Böylelikle eksi 2 çarpı sinüs x geldi. Eşittir. Bak ne geldi burası da 4 tane kosinüs x olmuş oldu. Şimdi her iki tarafı 2'ye tabii ki bölebiliriz. Eksi sinüs x eşittir. 2 çarpı kosinüs x elde edildi. Bizden istenen şey kotanjantı. Ve sen kotanjantın aslına bakarsan kosinüs x bölü sinüs x olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bizden bu isteniyor. Kosinüs x bölü sinüs x'i nasıl bulurum? Şu sinüs x'i aldım. Karşı tarafa gönderdim. Şu 2'yi de aldım. Bunu da bu tarafa gönderdim. Bak burada ne kaldı? Eksi 1 bölü 2 kosinüs bölü sinüs. Yani kotanjant oldu. O halde doğru cevap da tabii ki B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet bu small soruydu. Şimdi devam edelim. Medium sorumuza bir bakalım. Neler diyor bize? ABC bir dik üçgenmiş. AC 8 cm. Tanjant alfada kök 7. E sin alfa ile kos alfanın çarpımı soruluyor bize. E şimdi burada... Tanjant alfanın ne olduğunu bildiğim için sin alfa ve kos alfayı bulmam, bulmam, için gençler 8 santimetreye bile lüzum yok. Burada ne yapmam gerekiyor? Şunu tanjant alfa madem madem kök 7'ymiş o halde ben derim ki direkt şu dik üçgen olsun güzel kardeşim. E burası kök 7 burası 1 olur burası da alfadır. Bak böylelikle tanjant alfa ne gelmiş oldu? Tabii ki de kök 7. E burası kök 7 burası 1 ise kök 7'nin karesi 7 1'in karesi 1 topladım 8 Karekökü ne yaptı 2 kök 2 yaptı bak burası da 2 kök 2'ymiş demek ki. E tamam sinüs alfayı bulurum ben sinüs alfa karşı bölü hipotenüs kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüs yani bizden istenen şey şu aslında kök 7 bölü 2 kök 2 yani kök 8 ile çarpı Kosinüs alfa da 1 bölü kök 8. Bu ikisini çarp demiş. Bu ikisini çarparsam üst taraf kök 7 alt tarafta 8'in ta kendisi gelir. Kök 7 bölü 8 de bize cevabı verir. Bak buradaki 8'i kullandım mı kullanmadım. Neden? Çünkü burası 8 değil isterse 98 olsun. Sorunun çözümünde bize hiçbir faydası olmayacaktı. Geçtim large soruma. ÖSYM'nin de ee, olmazsa olmazı sevgili arkadaşlarım. Her sene mutlaka bu şekilde bir özdeşlik sorusu soruyor ÖSYM. E. Yapacak bir şey yok. Biz de çözeceğiz. Şimdi bir bakalım sorumuza. 2 cos x çarpı cos 2x eşittir 1 bölü 8 çarpı sin x olduğuna göre sin 4x değeri kaçtır? Şimdi öncelikle ben şu 8 ve çarpı sin x'i alacağım. Şu tarafa çarpım olarak göndereceğim. 8'i yazdım o bir dursun. Tamam mı? Çarpı. 2'yi yazdım çarpı şuradaki sinüs x'i kullanıyorum sinüs x çarpı kosinüs x dedim çarpı bir de yanında bunun kosinüs 2x var eşittir 1 olmuş oldu. Şimdi bu benim ne işime yaradı ben bunu niye böyle yazdım çünkü senin bir şeyi görmeni istedim nedir o 2 çarpı sin x çarpı kos x hocam burası neydi burası da tabii ki de sinüs yarım açı formülünden kaynaklı sinüs 2x'ti e hemen yanında kosinüs 2x var Şuradaki 8 var ya 8 onu da 4 çarpı 2 biçiminde yazarsan bu neye eşitmiş? 1'e. Neden bu 8'i 4 çarpı 2 biçiminde yazdım? Çünkü şurada tekrardan bir şeyi görmeni istiyorum senden. Burada görmen gereken şey yine sinüs yarım açı formülüdür. Yani burası da sinüs 4x'tir. 2x de 2x'in toplamından çarpı bir de 4'ümüz var eşittir 1'miş. O halde bu sinüs 4x dediğim ifade eşittir. Şuradaki 4'ü karşıya atacak olursam 1 bölü 4'ün ta kendisidir. Bizden de zaten sinüs 4x istenmişti. O halde cevabımız neymiş? 1 bölü 4 yani cevap c eşit olacaktı sevgili gençler. Ve artık sağ üst tarafa doğru x large sorumuza bir geçelim. Şimdi ne diyor bu x large soruda? Diyor ki analitik düzlemin birinci bölgesinde orijin merkezli ve yarıçapı 2 birim olan çeyrek çember bize gösteriliyor. AYT yayı 4 eş parçaya bölünüp isimlendirilmiş. Bak AYT şuradaki yay yalnız A'dan T'ye kadar olan kısım, ha. 4 eş parçaya bölünüp isimlendirilmiş. Şimdi bunların hepsi 4 eş parçaysa burası da merkez açılar olduğuna göre demek ki buradaki açıların alayı birbiriyle aynı. Ve BOT açısını b BOT açısı yani şurası mı burayı da 10 olarak vermiş. Şimdi bu Kartezyen e, koordinat sisteminin birinci bölgesi ne? Dik açı değil mi şurası? Dik. E 90'dan 10'u çıkardım 80. E şunların he her biri aynıysa demek ki arkadaşlar burası 20'ymiş, burası 20'ymiş, burası 20 ve burası da 20'ymiş diyeceğim. Benden isteniyor ki X Y Z ve T noktalarının apsislerinin çarpımı nedir? He, şimdi. Şöyle diyelim arkadaşlar. Ben eğer ben eğer şunu şöyle tutup aşağı doğru indirirsem şu nokta, şu nokta buranın apsisi olacaktır. Ve ben bu apsisi nasıl bulurum? Yukarı doğru çıktım. Diyor ki yarı çapı 2 birimdir bunun diyor. Güzel. Şimdi bunun yarı çapı 2 ise o halde burası da bir yarı çaptır. Yani 2'dir. Burası da yarı çaptır. Burası da, burası da yarı çaptır. Böylelikle ben hipotenüs uzunluğu olan 2 ile şuradaki açının 20'nin sinüsünü çarparsam sin 20 ben şuradaki absisi bulmuş olurum. 2 çarpı sinüs 20. Pardon özür dilerim çok özür dilerim. Kosinüs 20 çünkü sinüsünü değil kosinüsünü bulmuş oluruz gençler. Kosinüs 20. Şurayı kosinüs burası sinüstü. Ben şunu indirdiğim için aklıma direkt sinüs geldi. Daha sonrasında buranın absisini elde edebilmek için bu sefer ne yapmam gerekiyor peki? Hocam burası 40 derece olduğu için 2 çarpı kosinüs 40 olacak burası da çarpı. Şunu elde edebilmek için burayı elde edebilmek için yine 2 çarpı bu sefer açımız 60 olduğu için 2 çarpı kosinüs 60 diyeceğiz. Ve çarpı diyorum devam. Bu sefer de buranın apsisine bulabilmek için 2 çarpı kos 80 demem lazım. 2 çarpı kosinüs 80 dedim. Şimdi burada şu 2 çarpı kos 60 var ya ben bunu 2 çarpı 1 bölü 2 biçiminde yazıp hop burası aslında 1'miş. O halde bunu bir daha yazmama gerek yok da diyebilirim tabii ki. Velhasıl kelam. Arkadaşlar 2 var. 2 var. 2 var. E, madem öyle ben burayı 8 yazayım. 8 çarpı Bunu biraz ayırdım. Kosinüs 20 yazdım. Kosinüs 40 yazdım. Kosinüs 80 yazdım. Onu niye ayırdım biliyor musun? Çünkü bir kesir atacağım. Kesir çizgisi atacağım ve diyeceğim ki ben burayı sinüs 20 ile yani pay kısmını sinüs 20 ile çarpmak istiyorum diyeceğim. Tabii ifade değişiklik göstermesin diye, eşitlik bozulmasın diye e, sinüs 20'ye de böleceğim. Şimdi siz bana söyleyin bakalım şu sin 20 çarpı cos 20'nin 2 katı diyelim. Şu 8'i de 4 kere 2 diye yazalım olur mu? 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 nedir hocam bu? Sinüs 40'tır. O halde ben oraya sinüs 40 yazdım. Hemen bitişinde kosinüs 40 var. Hemen bitişinde de kosinüs 80 var arkadaşlar. Burada da 4 kaldı onu da 2 çarpı 2 diye yazalım. Tabi payda kısmımızdaki sin 20 hala duruyor onu lütfen unutma tamam mı? Sin 20 duruyor hala. Şimdi gel bir de şuradaki ne bakalım? 2 çarpı sin 40 çarpı kos 40. He, hocam bu nedir? Hocam burası da tabii ki e, sinüs 80'dir. Yine sinüs yarım açı formülünü kullandık. Bir de buraya bak. 2 çarpı sin 80 çarpı kos 80 oldu burası da. E, 80'in iki katı 160 olduğu için burası da sinüs 160'a eşittir. Sin 160 bölü sinüs 20 kaldı elimizde. E sinüs 20'nin cevabını bilmiyoruz ki ben bunu nasıl ifade edeceğim? Hocam şöyle ki sinüs 160 demek sinüs 180 eksi 20'nin ta kendisidir. Ve sinüs 180 eksi 20 de aslında sin 20'nin ta kendisidir ikinci bölgede sinüs pozitif olduğundan e, bana burası sinüs 20 alt tarafta sinüs 20 cevabımız Bizimdeymiş deymiş 1'miş diyeceğiz. O halde doğru cevap da e seçeneği olacaktı diyebiliriz. Ve artık videomuzun son sorusu olan XXLarge sorumuza doğru geçebiliriz. Çok güzel bir soru. Çok beğendiğim bir soru. Bir bakalım sorumuza. Hadi beraber yorumlayalım. En önemli şey burada zaten yorum. Yani sen eğer yorum yapamıyorsan... ...o gücü kendinde bulamıyorsan... ...istediğin kadar formül bir, istediğin kadar kural bil. Tamam. Eğer bir yorumun yoksa... ...soruya nasıl başlayacağını bile bulamazsın. Hani... Şu cümle sana çok tanıdık gelecek. Bak söyleyeyim ben sana o cümleyi. Hocam formülleri biliyorum. Hocam kuralları da biliyorum ama hangi kuralı, hangi formülü nerede uygulayacağımı şaşırıyorum. Bulamıyorum. İşte bunun sebebi az önce söylediğim gerçeklik. Başka hiçbir şey değil. Çünkü yorum yapmıyorsun, yorum yapamıyorsun. Yorum yapmaya çalış tamam mı sorulara? Hmm hani şu ses var ya o sesi duyacaksın sen kendi bak şöyle. Hmm bu sesi o duyduğun zaman zaten ayetede sorunun cevabı da ortaya çıkmış demektir. Sana göz kırpıyor demektir. Şimdi bakalım. Aşağıda verilen ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C birimdir ki bunları vermiş zaten. 4 çarpı sinüs A yani A açısı artı 4 çarpı sinüs B açısı eşittir 7 çarpı sinüs C eşitliği de sağlanıyormuş. ABC üçgeninin çevresi 55 birim olduğuna göre C kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam burada şöyle bir şey şöyle bir hareket yapalım biz burada. Öncelikle şu e, A bölü A bölü sinüs A. Bak sinüs teoremi yapacağım. Çünkü sinüs A açısı B açısı C açısını görüyorum. Artık burada yapacak fazla bir seçenek yok zaten. Bu A açısını B açısını C açısını içeren tek kural ne bizde? Sinüs teoremi. A bölü sinüs A. Bu B bölü sinüs B'ye eşittir. B bölü sinüs B'ye eşittir. E, bu da sevgili arkadaşlarım C bölü sinüs C'nin ta kendisidir. Şimdi bunlar birbirine eşit mi? Eşit hocam. Çok güzel. Şimdi burada 4 çarpı sin A ve 4 çarpı sin B var. Hmm, o zaman şöyle bir şey yapsam ben acaba e, nasıl olur? Güzel olur mu? Ben bunu 4 ile genişleteyim. Bunu da 4 ile genişleteyim. Tamam mı? Böylelikle elimizde şöyle bir e, eşitlik oluşur. 4A bölü 4 sinüs A. Tamam. Eşittir. 4B bölü 4 sinüs B gelir bak. Eşittir. Artık rahatlıkla C bölü sinüs C diyebilirim. C bölü sinüs C. Hatta ve hatta. Hatta ve hatta. Şunları da silelim. Bunu da 7 ile genişletelim. Çünkü burada 7 çarpı sin C var. Bir işe yarasın bari. 7 ile genişletirsem 7c bölü 7 sinüs c yapacaktır. E güzel. Şimdi madem bunlar birbirine eşit ben bunları tepe taklak etsem yani çarpımsal terslerini e, alsam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. 4 sin a bölü 4 a eşittir. 4 sin b bölü 4 b bu da eşittir. 7 sin c bölü 7 c tamam. Şimdi hocam Biliyorsun ki oran orantıda şöyle bir olay vardı. A bölü B C bölü D'ye eşitken bunlar da A artı C bölü B artı D'nin ta kendisine eşit oluyorlardı. O halde ben şu ikisinin pay kısmıyla payda kısmını toplayıp oranlarsam bu oran 7 sin C bölü 7 C'ye de eşit olacaktır. Yani 4 sin A artı 4 sin B bölü bölü 4A artı 4B bu neye eşit olacakmış? 7 sin c bölü 7 c'ye eşit olacakmış. Hocam bir dakika dur şimdi. Çok güzel bir şey fark ettik biz burada. 4 sin a ile 4 sin b'nin toplamını bana 7 sin c vermemiş miydi? Zaten vermişti. Yani aslında burası 7 çarpı sinüs c'ymiş. E burası da 7 çarpı sinüs c. O halde burası 7 c ise kimse kusura bakmasın bu da 7 c'ye eşittir. Şimdi bu abc üçgeninin çevresini vermiş ya a artı b artı c eşittir 55 diye hani. Değil mi? Biliyorsun sen bunu. Peki ben bunu 4 ile çarpmış olsaydım. 4A artı 4B artı 4C eşittir 220 mi olurdu acaba? Evet. 4A ile 4B'nin toplamının 7C olduğunu bulmadık mı biz? E hocam bulduk. O halde 7C'ye 4C ye eklerim ben 11C gelir. 11C 220 ise hayda ne güzel geldi değil mi sonrası? Yani sorunun sonu çorap söküğü gibi oldu. C eşittir kaçtır? 20'nin ta kendisidir. Yani cevabımız da C şıkkında verilmiş diyeceğiz. Bu son sorumuz 40 soru serisi AYT Matematik kitabımdan arkadaşlarım. Kitap 1-2 gün içerisinde satışa çıkacak. Hatta belki bu video yayınlandığında satışa da çıkmış olur. Herkesten önce sizler bir görün bakalım istedim. Böyle güzel sorular sevgili arkadaşlarım. 40 soru serisi AYT Matematik kampında çözeceğiz. Çok yakında da kampımız başlıyor biliyorsunuz. Böyle güzel soruları çözerek işte sınavlara hazırlayacağız sizleri. İnşallah sizler de sınavlarınızda başarılı olursunuz. AYT'de en az 35 tane matematik neti çıkarırsınız inşallah. Evet gençler sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Sözleşelim. O halde hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki de bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.